Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere güzel köri soslu penne makarna hazırlayacağım. Onun için öncelikle malzemelerimizi sayacağız. Ardından köri soslu penne makarnamızı hazırlayacağız. Tabii ki ekonomik malzemelerle bunu hazırlayacağız. Şöyle malzemelerimiz 100 gram rendelenmiş kaşar peynir, 1 su bardağı süt, 1 çorba kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı köri, 3 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı, 1 paket penne makarna, 1 paket krema. Öncelikle ocağa yaklaşık 3 litre kadar su koyuyoruz. Suyumuz ısınmaya başlayınca tuzumuzu ilave ediyoruz. Suyumuz ocakta kaynıyor. İyice kaynamaya başladıktan sonra makarnamızı ilave edeceğiz. Şu an zaten iğnelenmiş bir şekilde suyumuz tuzumuzu eritiyoruz. Kaynamaya başladı artık. Kaynayan suyumuza penne makarnamızı ilave ediyoruz. Penne makarna yani İtalyancada kalem makarna demek. Başka çeşit makarnalarda da bunu yapabilirsin. Sadece bu penne makarna ile olmak zorunda değil. Evet, makarnamız 10 dakika ocakta kaynayacak. Ortalama 10 dakika kaynadıktan sonra pişmiş hale gelecek. Çok da fazla haşlamayın. Çünkü fazla da haşlarsanız bu sefer lapa lapa olur. Keyif verici olmaz. Makarnamız haşlandı. Haşlandıktan sonra sıvayı çekiyamızı ilave ediyoruz. Sıvayı çekiyamızı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Yağını yediriyoruz. Birbirine yapışmasın diye. Evet makarnamızı karıştırdıktan sonra tenceremizi tekrardan ocağa koyuyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz tencereye. Ardından kremamızı ilave ediyoruz. Kremayı da birçoğunuz soruyordu. Ekonomik bir krema nerede bulabiliriz Ben A101'den bir şahdan aldım. Onu denedim. İdeal, fazla da şey değil ama ideal bir krema. Kremayı da ilave ettikten sonra körümüzü ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Evet, sosumuz kaynamaya başlayınca hemen makarnamızı ilave edeceğiz. Peynirimizi de ilave ettikten sonra Evet peynir de ilave ediyoruz. Rendelenmiş olan kaşar peynirimizi ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp ardından makarnamızı ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Biraz da sulu seviyorsan sütünü arttırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hemen birleşimimizi sağladık. Sütü biraz da arttırmak isterseniz istersen arttırabilirsiniz. Evet makarnamız artık hazır bir kabın içerisine alıyoruz. İsterseniz sunum tabağına da alabilirsiniz. Bunu ortaya koyacağımız için geniş bir kabın içerisine koydum. Üzerine de hafif kekik veya da frank maydanoz, frank soğan doğrayabilirsiniz. Serpiştirebilirsiniz. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyoruz.